arada bu eski fabrikaya nasıl gidiliyordu tam olarak? Buradan hep karıştırıyorum da. Yürüyerek. Aşkım ne yapıyorsun sen? İyi aşkım, sen ne yapıyorsun? Leyla ayağına sıçayım, gözüme kaçtı ya. Aşkım cidden çok şakacısın biliyor musun? Şaka var değil. Aşkım beğendin mi sana aldığım hediyeyi? Aşkım Şam'dan cidden çok ihtiyacım vardı. Çok teşekkür ederim. Ne yapacağım ben onu, götürmemize var ya. Ben de bana aldığın iPhone'u çok beğendim aşkım. Gülerek kullan aşkım. 20 bin lira tabii beğenirsin bu telefonu. Fatih'in boğazına bir şey kaçmıştı. Çok endişelenmiştim. 112 aradım. Öldü ama olsun. Teşekkürler 112. Ayşen'le dün sabaha kadar deliler gibi kavga ettik. Kim kazandı? Biliyorsun ya. Kaç bölümdür kayıp kocasını arıyorlar, yazık. Yazık tabii valla. Size de zahmet oldu. Aykut hadi eve. Kesin kel olan katil. Anne sen çık, ben bitince gelirim. Hem zirvede hem dillerdeyim. Kaderim. Her yaptığım oldu olay. Çekil köşene, ver bir mola. Buradan sağa dönünüz. Pardon, sola dönünüz. Ya karar ver lan, sağ mı sol mu? Bu çok güzel ya. Eski sevgilimin yeni sevgilisine sesleniyorum. Serbest bırakma, geri dönüyor. Efendim? Bir kere ödebilir miyiz seni? Bir kere mi? Kendini 5 sene sonra nerede görüyorsun? Senin koltuğunda. İsminiz? İpek. Kumaş olarak mı? Hayır. İnsan olarak. Şampuan olarak amına koyayım. Ünlü değil de bizim gibi fakirleri çağırsan hem konuk çağırma derdin olmaz, hem de reytingler artar. İzleyiciler der ki şu fakirleri izleyeyim de kendimizi zengin. Ne bile diyor kız, ismim olur la. Arkadaş sen kimsin diyorum. Ne bileyim diyor. Sen bilmezsen ben nereden bileyim? Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Bana göre güzel İngilizcesi. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. Evet. Allah bilir. Dağıtma lan sarısını. Domon boş konu. Çatalımı değiştir. Ver lan domatesleri. Çay koyun, başkanım ben. Kapat şunu, ergen şeyler dinleme oğlum ya. Karışma kardeşine, sen onun yaşında neler dinliyordun bilmiyor musun? Ya baba ben ergen şarkılarımı dinliyordum ya. Tamam baba, kısıyorum sesini. E baba İskender büyük ama yorgun. Lan vatanı sevdik be. Orospu değil ki ölene kadar dert çekelim. Kendilerini kendiler yavrum. Dermanlarım. Yetersiz bakiye. Yetersiz bakiye. Yetersiz bakiye. Ne bekliyor? Yemin etmesini mi bekliyorsun? Hadi oyna. Buyur abi, kampanyalarımız kuşbaşı 10 lira abi. Ne bu? Kuşbaşı bilmem. İşte biraz ileride atalım. 10 lira abi. Ya bak kardeşim, yanlış anlama da ben hatunun yanına gideceğim. Şimdi elimle bununla gidemem, atmam lazım. İyi de abi sen şimdi ona atacaksın, sonra biz attık sanacaklar, paramızı vermeyecekler. İyi de ya bundan kurtulmak. Hadi gel, ben kaçıyorum. Kısa saç mı uzun saç mı? İkisi de, ikisini de çok seviyorum. Peki insan. Çevrende uzat falan ya da kestirsen mi falan gibi bir şey var mı? Arkadaşlarım çok iyi. Kestirirsem, iyi ki kestirdin, uzatırsam. Bence de uzun sana çok yakışıyor. Kredi çekmek için bankaya gittim. Biri önden, biri arkadan fotoğraf istediler. Önden olanı anladım da arkadan olanı sordum. Kredi çekmek için yüzünüz var da borcu ödeyecek götünüz var mı bilemedik dediler. Allah affetsin, ben orucumu bozardım, koydum bir köşede, küçüğüm diye Allah beni görmez sanırdım. İnşallah görmüyor. Bak bu da ilk gittiğimiz sinemanın bileti. Vay be, ne çabuk geçti ha. Ya bak bu da ilk içtiğin kolanın tenekesi. Vallahi helal olsun. Bak bak, sen grip olmuştun, ben sana bakmıştım. Sümüklü peçeten mi? Aa bak. Bu ne ya? 2 sene önce beraber tuttuğumuz ilk balık o. Allah belanı.
Dedemin en büyük oğlu 60 yaşında, en küçük oğlu 5 yaşında. İnsan hiç amcasını parka götürür mü ya? Parka gidiyoruz, çocuğun da kafası karışıyor. Ulan diyor, bu benim babam mı? Ben diyorum, böyle amca mı olur? Ben bir şey öğrendim az önce de, umarım doğru değildir. Siz doğalgaz faturası ödüyor musunuz ya? Abi ben hepimizinkini ben ödüyorum sanıyorum. O yüzden yüksek gelince bir şey demiyor. Abi siz de mi ödüyorsunuz? Ben böyle kadın günü olarak düşündüm. Hani bu ay ben ödüyorum, bir dahaki ay... Sevişirken karınızla konuşur musunuz? Sevişirken? Ararsa niye konuşmayayım ablacığım? Hop. Ferit bir tane omzuma vur. Lan onu bilmem lazım. Sus lan! Duygusuz pezevenk! Yok öyle telefon falan, hadi hadi. Al yeğenim, benim telefonla ne istiyorsan indir oyunu, al hadi. Abi verme şuna telefon falan ya. Ya oynasın yarım saat, tamam ya. Kapıya bakayım. Osman Gülçekin sen misin? Buyurun. Al kredi kartı ekstra. Bilmem ne oyunu, 30 bin altın, 5 bin elmas, 120 ekstra, ne satın aldı? 13 bin lira. Yeğenim telefonu alabilir miyim? Osman Gülçekin sen misin? Lan sordun ya az önce benim. Ha bak daha Çin'den bir şey gelmiş, bak papçı papçı bir şey diyor bak. Bak ateş patıcı diyor, iyi bak iyi. Oyun karakteri satın almış püşt. Versene telefonu. Osman Gürtekin sen misin? Lan ne var ne? Ha bak Milli İstihbarat Teşkilatı'nda sen bir şey almışsın, bu abiyle MİT'te geliyor. Osman Gürtekin telefonuna Baylok indirmekten seni gözaltına alıyoruz. Yok ben indirmedim, kardeşin oğlu ver, ona verdim telefonu, o indirdi. Kes lan FETÖ'cü! Vallahi ben bunun FETÖ'cü olduğunu bilsem kargo marka getirmezdim lan. Bilen kızı bir tık tık tık. Nasıl ya? Zor bir dönemdi ama atlattık yani. Hayatım ben bir lavaboya gideyim tamam. Bir tane kötücük. Nasıl bahsettiğim kadar iyi bir çocuk değil mi? Bak daha bir hafta olmuş sevgili olalı ama sen çok çabuk güveniyorsun yine. Gör bak bir şey çıkacak bu çocuktan. Alakası yok. Ben bir şey söyleyeyim, doğru kişiyi buldum bu sefer. Bak söylemiştin dersin bana sonra kesin çıkacak. Instagram'dan fake bir kız hesabı açtım, seninkine mesaj attım bak. Ne oldu, cevap verdin mi? Yok daha vermedi ama bak şimdi kesin verecek. Bir sürü hiç gerek yok. Bu sefer o çocuğu buldum yani. O çocuk bu çocuk. Ya of çok sıcak. Orucu yemek hazırlayacağım. Sana da koyayım mı? Aaa koyan koymuş. Ne oluyor burada? Ya böyle o kadar şaşılacak bir şey değil ya. Bu binlerce yıldır yapılan bir şey zaten. Sen de biliyorsun. Ya sen ne saçmalıyorsun? Ne oluyor? Ne anlama geliyor bu? Ne demek yani? Gördün mü bak haklıyım işte. Bak dedim sana. İnsanlara çok hızlı güveniyorsun. Al işte. Ya buna gerek var mıydı? Allah belanızı versin. Bak. Nasıl ya? Ben sana sevdiğin adamın gerçek yüzünü gösteriyorum. Sen bana bela mı okuyorsun? Yazıklar olsun. Ben çok mu hevesliyim sanki sevişmeye? Dinlendin mi? Dinlendim ben. Hadi 3. Geleceğim mi? Seneye görüşürüz. Ya nereden buluyorsun bunları? Çok komik. Amına kodu. Abi kız arkadaşım hamile. Ne yapacağım ben AQ'ya? Param yok. Kürtaj yasak. Kız sevgilim bile değil. Orta malı yalvarırım. Yardım et. Ve şu şarkıyı açar mısın? Evet. Yani bak bütün dertlerini yazmışsın. Şu kadar çıkmazlısın. Çıkmazlısın. Hala bana şarkı açtırmaya çalışıyorsun. Bugün biraz modun düşük gibi abi. Yo. Ne yapayım oğlum? Amuda kalkıp götüme dil mi atayım? Ne yapayım yani? Allah Allah. Gayet tatlı tatlı huzurlu huzurlu sohbet ediyorum ya. Modumu düşürdün şu an. İnanılmaz ya. Sen benim modum... Ben gittin oraya. Hah gittim. Sen söyle. Yok modum düşük, yayın mı görmedin diyecektim yani. Benim modumun düşük olduğu zamanlar bir ay öncesiydi bak. Öyle yayın açıyordum. Merhaba arkadaşlar, video izleyeceğiz şimdi. Böyle bakıyordum. Acaba maddi durumda sıkıntı var diye mi sevgilim yok diyorum. Kızlar diyor ki parayla saadet olmaz zaten. Aşkım sinemaya gidelim, aşkım yemek yiyelim, aşkım Luna Park'a gidelim. Sanki hepsini devlet karşılıyor. Arkadaşlar... Allah'ın izniyle hafızlığımı güzel bir şekilde ispat ettim. Bunun şerefine herkese benden çay. Ben istemem. Gamze'ye çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şah mı diyem he? Gamze! Hafız Gamze diyeceksin. Kurra hafız diyeceksin. Portakalı soymadan başucuma... Koyamam. Sevdim mi beklemeden seveceksin. Beni sevmiyor diye üzülmeyeceksin. Bağlandın mı beklemeden bağlanacaksın. Sevdiğinden acısını çıkartmayacaksın. Yalvardın mı ta gönülden yalvaracaksın. Reddedilir miyim diye sevmekten korkmayacaksın.